Amerika deprem üretimler. Yani Marmara bölgesinde özellikle fayların mevcut olduğunu ama uzun dönemdir buralarda büyük depremlerin olmadığı yerler bizim için sismik boşluktur. Türkiye'de sismik boşluklar genellikle 7'den büyük deprem üretecek beklenen yerlerdir. Ve maalesef içerisinde yaşadığınız Marmara ve Bursa bunlardan bir tanesidir. Daha detaya gelince göreceksiniz ki Bursa'nın içerisinde birçok fay var. Yani birden fazla tehlike var. Tehlikeden bahsederken 2018 deprem tehlike haritasına bakarsanız koyu kırmızı, kırmızı ve turuncu bölgeler eski tabirle Türkiye'nin 1-2-3. Derece diye tabir edilen ama ilmi olarak da 0.5 ilmeğe ve onun üstüne sahip bölgelerdir. Eğer buralarda yaşıyorsanız buralarda deprem olma olasılığı çok yüksek ve buralarda mutlaka deprem ivme değeri 0.5 ve daha yüksek bir değerle yapılara dolayısıyla sizlere vuracak ve bu nedenle de muhtemelen hasarlar, muhtemelen yıkımlar ve elbette bunun istenmeyen doğal sonuçlar olarak da maalesef ölümler, yaralanmalar, sakatlıklar. Ama farkında olmadığınız asıl büyük sorun iş sürekliliğinde önemli kesintiler olacak. Şimdi Marmara bölgesi ve Bursa deyince ticaret, kültür, sanat, tarih, nüfus her şey var. Ve burada olacak büyük afet sadece İstanbul'u, sadece Adapazarı, sadece Kocaeli'yi değil tüm Marmara'yı etkileyecek. Şimdi doğa kaynaklı afet olarak adlandırılan depremin şöyle bir doğası var. Bu afetler tekrar eder. Bu haritalara baktığınızda dairelerin çapı, depremlerin büyüklüklerini ama yerleri sık sık tekrar ettiğini gösteren birçok olayla dolu. Marmara'nın içine bakarsanız İznik, Mekece fay hattının etrafından tutun da Marmara'nın birçok bölgesinde faylar var ve nerede bir fay varsa bu fayın yıllık kayma miktarına göre 400 yıldan 10 bin yıla kadar sürekli tekrarlama aralığı dediğimiz aralıklarda depremler olur. Şimdi geçmiş bize diyor ki birçok deprem oldu. Marmara'da 320'ye yakın deprem insanlara zarar verdi. O zaman gelecekte de bu depremleri yaşamaya devam edeceksiniz. Peki bundan kaçınmak mümkün mü? Mümkün değil. Neden? Çünkü coğrafya olarak Türkiye Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde. Bu depremler bu kuşağın olmazsa olmazı kırılmamış maalesef birçok fay var. İşte bu faylar sizin için potansiyel tehlike. Yani Mekece fayı 7,2 İznik'le beraber, İznik fayı 7,2, işte Gemlik fayı 6,9, bu ikisi birden kırılırsa 7,7. Çünkü 2021'in sonunda yapılan bir projede Ankara Üniversitesi Birol Hoca'nın başkanlığında Kocaeli Üniversitesi ve bir üniversite daha ismini unuttum Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ydi sonra ismini değiştirdi. Üç üniversite yeni bir fay oldu. Yani yeni bir çocuğunuz oldu. Ve sorun şu, biliyorsunuz medyada da bu oldukça fazla dikkat çekti. Bursa'nın yeni fayına bakarsanız Kaya Park fayı burada. Ve bununla ilgili spekülasyonlar başladı. Bu kırmızı çizgi Bursa'yı, Bursa'nın ovasını doğu batı kesip Yenişehir'e kadar giden iki tane farklı parçadan oluşan bir fay. Ve bunun üretebileceği depremler konusunda medyada birçok haber çıktı. Ben de bazı televizyonlara bağladım. Şimdi fayları bulmak demek, fayların hemen deprem üreteceğini söylemek demek değildir. İkincisi, bu fay gömülü fay. Yani Bursa Ovası'nın altında yeryüzünde izi görülmeyen bir fay. Dolayısıyla bu fayın içini açıp da biz patolojik olarak herhangi bir numune alıp bu fayın geçmişte kaç tane deprem ürettiği, bu depremlerin hangi aralıklarda tekrarlandığı gibi paleosismoloji dediğimiz yani geçmiş dönemdeki olan depremlerin sayılarını inceleyemedik. Mesele de şu, bu alüvyon tabaka çok kalın olduğu için bu hendek çalışmasını yapmak kolay bir iş değil.
AFAD bir proje önerdi. Türkiye'den hiçbir jeolog bu projeye başvurmadı. Çünkü çok zor bir iş. Dolayısıyla bu analizi yapmadan bu fayı mahvolacaksınız, yıkılacaksınız, öleceksiniz demek için elinizde yeterli bir done yok. Bu fay belki de 5000 yıl, belki 7000 yıl, belki 10.000 yılda bir deprem olacak. Ama bizim bildiğimiz şu var. Bursa 3 tane 1850 ve 2 tane 1855 depremleriyle hasar gördü. Ve faylara baktığınızda görüyorsunuz Bursa'nın içinde ve Bursa'nın etrafında size tehlike yaratabilecek 7-8 tane fay var. Bunlardan 3'ü kırıldıysa kısa zamanda bunların deprem üretmesi mümkün değildir. Ama şu an bu hazırlıkları kendiniz için yapmasanız bile lütfen ama lütfen çocuklarınız ve torunlarınız için yapmalısınız. Eninde sonunda bu faylar deprem üretecek. Ve bunlar kaçış yok. Dolayısıyla depremden kaçış yok. Coğrafyadan kaçış yok. Ama alacağımız önlemlerle zararı azaltmak mümkün. Ona ülkenin neresinde bir afet olursa olsun bunun zararını kim ödüyor? Hepimiz. Dolayısıyla sizin harcadığınız zararı azaltacak her para, her kuruş aslında ülkenin zararını azaltacak. Elbette sizin zararınız azalacak ama asıl ülkenin zararını azalacak. O yüzden toplumsal bilinç, o yüzden toplumsal önlem, o yüzden bir seferberlik varsa toplumsal olarak yapmak durumundayız. Taşıyarak onun bıraktığı yerden hem afet eğitimleri yapmaya çalışıyorum.